Eskişehir'de kilogram fiyatının 30 kuruşa kadar düşmesi domatesi tarlada bıraktı. 2016 yılında sebzede hakikaten çok büyük bir göçüş var. Çok büyük üretim var ama tüketim yok. Bundan dolayı sebze üreticisi çok büyük mağduriyetliliği var. Kalitesi ve yerli tohumdan üretilmesi dolayısıyla tercih edilen Eskişehir domatesinde yüksek rekolte fiyatların dibe vurmasına yol açtı. Bu günlük yaşantısında örneğin şu kasalanmış olup da İstanbul Bayrampaşa haline giden bu ürünler, bir maliyet masraf çekilmekte bunun karşılığı günlük çıkmakta bundan dolayı biz mağdur durumdayız yani üretici olarak Temmuz-Ekim döneminde başta Marmar olmak üzere birçok bölgenin domates ihtiyacını karşılayan Eskişehir'de ürünün kilogram fiyatının 30 kuruşa kadar düşmesi nedeniyle bazı çiftçiler mahsulü tarlada bıraktı. Bayram sonrası olması nedeniyle hali açıldı pazarlar açılmadı. Pazarlar açılmayınca halle mallar kaldı bu büyük bir sıkıntı. Aynı şekilde bayram tatillerinin uzun olması Mahsulü tarlada bırakıyor. Yani yetişkin ürün tarlada kalıyor. Domates tarlasında gördüğümüz gibi. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Tepebaşı Ovası'nın son yıllarda sebze üretimiyle ön plana çıktığını söyledi. Türkiye'nin birçok kentine domates gönderdiklerini söyleyen Buluşan, domates tüketiminde istenilen sonucun alınamadığını belirtti. Ürünün yükselmesi demek üreticiye yansımıyor hiçbir zaman için. Örneğin bundan ilk bir ay evvel domates tavan yaptı. Ama şu anda tavan yaptı yerlerde işler açısı şu anda tarlalarda domates toplanamıyor. Bunun sebebini hiç kimseye bağlayacak değiliz. Fazla üretim. Pazar yok. Fazla üretim var. Bulaşan, plansız ekim ve yeterli pazarın olmaması nedeniyle üreticinin mağdur olduğunu söyledi. Plansız ekimden dolayı pazarın olmaması. Tabi pazar olmayınca plansız ekimde arkasından geldi gelince çok büyük sorunlar doğuyor. Ürün yetişmiş, pazarlama yok.